Dostlar selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte elektrik kesintilerinde modeminizi nasıl çalıştıracağınızı detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Önce elektriğimin kesik olduğunu göstereyim. Sizler de bu tarz bir şey olacaktır muhtemelen. Bu adaptörümü fişe taktım. Daha sonra bildiğiniz gibi bu soketi modemimizin arkasına takıyoruz. Şurada soketi var. Taktığımda elektriğimin olmadığını gördünüz. Bakın düğme şu an kapalı. Bastım açık ama modemim şu an çalışmıyor. Elektrikler yok. Şimdi elektrik yokken bu modemi nasıl çalıştıracağız sizlerle öğrenelim. Çok malzemeye gerek yok dostlar. 2-3 parça malzeme ile rahatlıkla elektrik kesintilerinde bu modeminizi çalıştırabileceksiniz. Bir tane şöyle bir modeminizin arkasındaki girişe uyumlu bir soketim var. Bu soketi eski bir modem adaptörünüzün bu kablosunu şuradan keserek oluşturabilirsiniz dostlar. İlla çalışanını kesin demiyorum. Bu eski modeminizin varsa eğer, yoksa da bunun boyutlarında bir tane bir şey uydurabilirseniz uydurun. Evet, yapacağımız işlem şurada. Bu kablomun iki tane, evet bu soketimin iki tane kablosu var gördüğünüz gibi. Çok basit uygulamamız zaten. Burada beyazlı olan bizim artı hattımız. Siyahlı olan da eksi hattımız olacaktır. Abi bunu nasıl anlayacağım derseniz, sizlere şöyle bir ölçü aletimi getireyim. Bunu buzzer konumuna alıyorum. Yani şuraya. Ötme konumuna. Bu soketimin şöyle içi bir, dışı iki. Şöyle içine bir tane probumu takıyorum. Diğer probumu da bu kablolarımın birine dokunduracağım. Mesela şuna dokunduralım. Bakın ötmüyor şu an. Yani bu eksi attım. Bir tanesine dokundurayım. Evet, şu an ötüyor. Hangisinde öttü? Bakalım. Ya beyaz çizgili olan. Yani bu beyaz çizgili olan kablo bizim artı hattımız. Siyah çizgili olan kablo da bizim eksi hattımız olacaktır. Artı eksi iyi hoş abi de ben bunları ne yapacağım diyebilirsiniz. Ben şarjlı matkabımın bu şekilde aküsünü aldım. Bu 12 volt çıkış veriyor dostlar. Burası eksi attı, burası da artı attı. Bilmiş olduğunuz gibi bu beyaz kablom, şöyle beyazlı çizgili olan kablo artı attımdı. Bunu getiriyorum. Bu akümün üzerinden artı hattına taktım. Bakın beyaz çizgi olan kabloyu artı hattına. Bu siyah çizgi olanı da eksi hattına takıyorum. Bu şekilde dostlar şöyle yaklaştırayım, bağlantıyı sizlere göstereyim. Bakın beyaz çizgili olanı, yani bu soketimin ortasındakini artı hattına, siyah çizgi olanı da eksi hattına taktım. Şimdi yapmam gereken tek işlem bu kablomu getirip modemin şu arka kısmına takmak olacak. Taktım. Bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi modemimiz çalıştı dostlar. Elektrik yokken modem nasıl çalıştırılır? Bunu sizlerle öğrenmiş olduk. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Buna benzer videoların devamı için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.